Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde serbest yüzey menüsünden kubbe komutunu anlatacağım. Bu komut, katı malzemelerin bir kenarını seçerek kubbe şeklinde oluşturduğumuz bir komuttur. Şekil menüsüne geldim. Silindir komutunu seçiyorum. Tam merkeze 50 çapında bir silindir oluşturdum. Serbest yüzey menüsüne geliyorum. Kubbe komutunu seçtim. 3 tane kubbe seçeneğim var. İlki teğet olarak, ikincisi nokta olarak, üçüncüsü ise keskin köşelere yaptığımız bir kubbedir. İlk seçeneğime geliyorum. Teğet dedim. Kenarımı seçtim. Yüksekliğimi belirliyorum. Yönümü yukarı doğru belirledim. Konumunu, tam merkezini belirliyorum silindirimin. Buradan eğrilik veya teğet bir şekilde olmasını, büyüklük bölümüne gelerek de işlemlerimi gerçekleştirebiliyorum. Eğrilik diyerek işlemimi gerçekleştirdim. Kenara çapraz veya yön istikameti diyerek de işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Şekilleri, silindirimi seçtim. Okeyleyerek gördüğünüz gibi kubbemi oluşturdum. Kubbe dedim. İkinci seçeneğime geliyorum. Sınırımı belirledim. Yukarı doğru bir dar veriyorum. Yönümü belirleyebiliyorum yine. Konumunu belirleyebiliyorum. Eğrilik veya teğet bir şekilde olmasını sağlayabiliyorum. Şekilleri, silindirimi seçtim. Okeyledim. Gördüğünüz gibi kubbemi oluşturdum. Şekil menüsünden blok komutunu alıyorum. Bir blok oluşturdum. Serbest yüzey menüsüne gelip kubbemi alıyorum. Üçüncü seçeneğime geldim. Kırmızı oka gelerek eğri listesi ekle diyorum. Kenarlarımı seçiyorum. Okeyledim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak bana ön izlemede de gösterdiği gibi kubbemi oluşturdum. Yönümü yine belirleyebiliyorum. Konumu belirleyebiliyorum. Tepenin teğet bir şekilde veya eğrilik bir şekilde oluşmasını sağlayabiliyorum. Buradan büyüklüğünü ayarlayabiliyorum. Kenar yüzeylere teğet bir şekilde olmasını veya eğrilik bir şekilde olmasını sağlayabiliyorum. Yine devamlılık optimize edilmesi de diyerek düzgün bir şekilde teğet bir şekilde kenara olan mesafesini girebiliyorum. Şekillere de dikdörtgenimi seçiyorum. Okeyleyerek gördüğünüz gibi kubbemi oluşturmuş oldum. Kubbe komutunda anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.